Günaydın Derya, hayırlı sabahlar. Sınırın sıfır noktasındayız. Arkamda görünen tepeler İsrail sınırı. Tepelerin arkası İsrail. Bu tarafında ise güney Lübnan kalıyor. İsrail'in kuzeyinde de Lübnan'ın güneyinde de bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Tansiyon giderek yükseliyor. Şu ana kadar çok önemli bir durum yaşanmadı. Ancak gün boyunca burada bu noktada karşılıklı atışların devam ettiğini söylemek istiyorum. İki tarafında karşılıklı hem atışları hem de açıklamaları var. Biraz kameraman arkadaşım Ahmet Bülent Kırbıyık sınır noktasını sizlere göstersin. Ben de gelişmelerden bahsedeyim dilerseniz. Tekrar edecek olursak Derya, arkamda görmüş olduğunuz şu anda ekranda gözüken bu tepeler İsrail-Lübnan sınırı, yani tansiyonun en yüksek yaşandığı bölge. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Hem Beyrut'taki hem de sınır hattındaki gelişmeleri kameraman arkadaşımla beraber anlık olarak takip ediyoruz. Ve gün boyunca burada sınırın sıfır noktasında karşılıklı atışların yaşandığını söylemiştik. Özellikle dün akşam saatlerinde oldukça hareketliydi bu bölge. Hem Hizbullah kanadından hem de İsrail kanadından karşılıklı mühimmat atışları gerçekleşti ve sesler özellikle bulunduğumuz bölgeye çok net bir şekilde ulaştı. Aslında İsrail'in insansız hava araçları da 24 saat boyunca tepemizde, üstümüzde uçuş gerçekleştiriyor ve Hizbullah'a yönelik bir hareket gözlemliyor o noktada İsrail'in insansız hava araçları. Ancak şunu özellikle söylemek istiyorum. Hizbullah'ın da bu konuda oldukça tecrübeli olduğunu belirtmek gerekiyor. Karşıdan gelen atışlara anında karşılık veriyorlar. Hatta bazen hiç beklemeden Hizbullah güçleri İsrail topraklarına mühimmatları peş peşe gönderiyorlar. Hemen çevre köylerimizden atış gerçekleştiriliyor. Bulunduğumuz köy Rimeş köyü, Rimeş kasabası. Burası bir Hristiyan kasabası. Bu yüzden her iki tarafta bu noktaya çok fazla bir saldırıda müdahalede bulunmuyorlar. Ancak hemen yanımızda birkaç tane köyde özellikle Hizbullah'ın karargahlarının ve mühimmat atarlarının bulunduğunu söylemek istiyorum. Şimdi de bir ses belki yayına gelmiştir ama bizim kulağımıza kadar geldi. Tepelerin arkasında bu atışlar gerçekleştiriyor ve düştüğü noktalar oluyor Derya. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Mühimmatların düştüğü yerde orman yangınları da çıkıyor ve şu ana kadar oldukça fazla hektar alanın yandığını söylemek istiyorum. Tabii şu da bir önemli bir bilgi. Bu bölgedeki sınır hattındaki köylerin tamamı neredeyse boşaltılmış durumda. Birkaç kilometre ilerimizde bir köy vardı. Oradan geçtik biz ve köyde kimsenin olmadığını, sadece Hizbullah güçlerinin olduğunu, İsrail'in kendilerine yönelik saldırılarına karşı koymak için o köyde bulunduklarını söylemek istiyorum. İsrail tarafında 60 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini de belirtelim. Güney Lübnan'da ise 90 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtelim. Ve biz de bu noktada tansiyonun giderek yükseldiği bu noktadaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım.